Sevgili dostlar, vlog serisine çok fazla ilgi geldikten sonra kendi vlogumu da atmaya karar verdim. Çünkü hocam sen ne yapıyorsun, nasıl besleniyorsun, nasıl antrenman yapıyorsun, hangi ilaçları kullanıyorsun gibi çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Şu şekilde ben kanalın rotasını belirledim. Yine sizler de fikrinizi beyan edin aşağıya. Bu arada Tronabol videosu gelecek aklımda. Onu çok isteyen var. Onu da çekeceğim bu hafta içerisinde. Bir aksilik çıkmazsa çarşamba günü onu arkadaşlar çekip yayınlayacağım sizler için. Şimdi şu şekilde kanalı bir rota belirledim. Pazartesi günleri kendi vlogumu atacağım. Cem'in vlogu da muhtemelen cuma günleri olacak. Haftanın bir günde yine bir ilaçla veya bir bilgiyle alakalı bir video atmaya devam edeceğiz. Yani kanalın konseptinin dışarısına çıkmayacağız. Bizim vlog çekmemizdeki sebepler, bakın biz neler yapıyoruz, hangi ilaçları kullanıyoruz, kaçar miligram kullanıyoruz, küllerimiz ne, beslenmemiz ne, hangi vitaminler alıyoruz, yani nasıl ilerliyoruz? Bunlardan bahsetmek için arkadaşlar. En azından önünüzde örnek olsun. Çünkü herkesin anatomisi farklı. Benim yaptığım size uymayacaktır. Veya benim Cem'e uyguladığım protokoller çok farklıdır. Çünkü ben Cem'le her şeyi konuşmuşumdur. Sürekli Cem'in yanındayımdır. Ona göre bir ilaç veriyorsam onun bir de antisini veriyorumdur. Karaciğerini bozuyorsam karaciğerini toplamayı ve temizlemeyi de biliyorumdur. Ya da atıyorum adama PCT yaptırmıyorsam bir sebebi vardır. PCT yaptırıyorsam bir sebebi vardır. Çünkü biz tamamen Cem'in vücudunun durumuna göre, verdiği tepkilere göre hareket ediyoruz. Bu arada Cem'in karaciğerini patlattım. Bilerek yaptık aslında arkadaşlar bunu. Çünkü kür içerisinde başınıza neler gelebilir bunu görmenizi istedik. Yani karaciğerinde ne kadar zorlarsınız, çok zorlarınızda neler gelir ve bu durumu tekrardan nasıl tersine çeviririz? Akne tedavisi kür içerisinde nasıl yapılır veya kür sonunda nasıl yapılır? Bunlardan bahsetmek için Cem'in karaciğerini patlattık. Onun ayetten Cem'in vlogunda çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar çok fazla zaman yok. Video çok uzun oluyor çünkü. 45 dakika geçmesini istemiyorum. O yüzden biraz hızlı hızlı yardır yardır anlatacağım. Arkadaşlar ekrana ben şey koyayım. Direkt antrenman programı koyayım. Bakın ben her gün arkadaşlar farklı bir bölge çalışıyorum. Pazartesi göğüs çalışıyorum. Salı biceps yaparım. Çarşamba triceps yaparım. Perşembe omuz yaparım. İşte cuma günü sırt yaparım. Cumartesi yaparsam bacak yaparım. Ben bacakları ihmal eden bir insanım. Yani yarım vücudum aslında. Neden ihmal ediyorum? Çünkü benim de bir fıtık var ve yapmamam gereken, yani doktor bana bunu yapmamam gerektiğini söylediği için ben yapmamaya gayret ediyorum. Tabii bu benim kompozisyon olarak tabii ki görselim bozuyor ama önce sağlık geldiği için her zaman bu tarz konularda, özellikle bel gibi bir durumda önce sağlık geldiği için ben çok fazla yüklenmiyorum. Yüklenmek de istemiyorum çünkü uzun yıllar iş hayatında ben bel ağrısı çektim. Yani özel bir şirkette çalışıyordum. Orada da depocu olarak girmiştim ve ilk ben belimi orada sakatladım. Yani sporda sakatlanmadı aslında ve ben o iş hayatında çok büyük zorluklar yaşadım. Hem market sektöründe çalışırken hem diğer özel sektörlerde çalışırken bu sebeple ötürü belden ufak bir çekincem var. Böyle çok fazla yüklenecek şeyler yapmak istemiyorum. Şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Dediğim gibi ben mesela adaleleri tek tek çalışıyorum. Bu size uygun olmayabilir. Yani birçok kişi uygun olmayabilir. Benim anatomim biraz farklı. Yani benim çok değişik bir vücut yapım var. Bunu ben de çok yıllar sonra çözebildim. Birçok hocayla görüştüm. Bana yardımcı olamadılar bu konu hakkında. Ben de dedim yapacak bir şey yok. Hepsini teker teker deneyelim ne kadar antrenman programım varsa. Şu an ekrana koyduğumda en son benim güncel antrenman programım ve ben bu antrenman programıyla 3 ayda 3'er santim neredeyse hacimi kazandım. Yani bu kullandığım ilaçlarla alakası yok. İlaçlar stabildir arkadaşlar. Bir ilaçtan ben kaç santim veya kaç milim ölçü alabileceğimi, ne kadar su tutabileceğini, ne kadar sentez yapabileceğini çok iyi biliyorum. Ama kazandığım ölçülerin antrenmanla beraber değiştiğinde çok iyi analiz edebiliyorum. Çünkü biz devamlı olarak ölçü, işte beslenme, gıda vesaire gibi hep analizlerle devam ediyoruz her şeyi. Bu bizim gelişimimizin asıl sebebidir. Yani analiz yapacağız, deneme yanılma yapacağız ki bir noktada bize hangisi faydalı, ne faydalı, pirinç mi faydalı, yüksek tekrar mı faydalı, bunları görmemiz gerekiyor. Arkadaşlar göğüste yüksek ağırlık giriyorum. Normalde benim tek basışım 180 kilodur ortalama. Tabi bu aldığım ilaçlara, beslenme programıma, hazırlanma sürecime göre değişiyor. Ama genellikle 160 ile 100 kilo arasında çalışırım. Videoda ben 100 kilo ile çalışmayı tercih ettim. Çünkü bu dönemlerde tren kullanıyorum. Tren kullandığım zaman da arkadaşlar biliyorsunuz ki biraz tren vücudu kurutur. Yani çok fazla eklemlerde güç olmaz. Bir deka değildir. Bir primobolon ya da DHT grubundan eklem sıvılarını arttıracak bir ilaç değildir trenbolon. Daha çok kurutma üzerine ve yakma üzerine bir ilaçtır. Bu sebeple ötürü sakatlık riskini istemiyorum. Sakatlık riskini istemediğim için de ağırlıkları düşük tutuyorum ama ne yapıyorum? Tabii tekrar sırtımı yüksek tutuyorum. Normalde ben ters piramit yaparım göğüste. Diyelim ki 160 kilo ile başladım. İşte 160, 140, 120, 100 kiloya indiririm. Bu şekilde devam ederim ama bu blokta arkadaşlar tren kürme denk geldiği için burada ben ağırlıkları düşük tutuyorum. Biceps antrenmanında verim aldığım hareketlere bakarsanız 7 set civarında oluyor.
Yani çünkü ben o hareketten verim alıyorum. O hareketin ademime yaradığını düşündüğüm için o hareketi çok fazla yapıyorum. Ve benim ademe demek ki o hareketin tutuş açısı doğru bir biçimde hipertrofi yaratıyor. Ve ben bu yüzden o hareketi fazla tutuyorum. Yeri geliyor 30 set, yeri geliyor 40 set biceps giriyorum. Çok dehşet fazla gelebilir arkadaşlar ama benim anatomim buna müsait. Yani benim vücudum bu şekilde gelişiyor. Yıllarca ben denedim. Yani yüksek ağırlık denedim. 10 tekrar, 12 tekrarları denedim. 6, 8, 10, 12 denedim. Alman sistem, hacim her şeyi denedim. Hiçbirinde ben bu verimi almadım ve bu antrenman programı ben kendime yıllar sonra analiz yaptıktan sonra yazdım ve bu antrenman programıyla ben gelişim kazanmaya başladım. Dediğim gibi ama herkesin anatomisi farklı olduğu için sizlere arkadaşlar uymayabilir. Alıp uygularsanız da adrenalinize ufalma yaşayabilirsiniz. Çünkü ben bu programı yaparken kullandığım ilaçlar ve beslenme programını da dikkate alarak yapıyorum. Yani kendi hayat kalite ve standartlarımın dikkate alarak yapıyorum. Çünkü ben biliyorsunuz birçok vitamin kullanıyorum. Şimdi ekrana isterseniz beslenme programını koyayım antrenmandan sonra. Antrenmanda da arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şey beslenmede de gördüğünüz gibi çok böyle amşan bir şey yok. Ben de herkes gibi besleniyorum. 400 gram 600 gram arası tavuk göğsü yemeye gayret ediyorum. Bir gün oluyor bir gün olmuyor. Çünkü benim de işim gücüm var. Sadece bütün hayatım spor değil. Evet büyük bir kısmını spor kaplı ama ben hepsi de bir ticaret insanıyım. Aynı zamanda çevirdiğim ticaretler var. Bu sebeple ötürü yetişmem gereken işler oluyor ve çok fazla beslenemediğim dönemlerde oluyor ki şu anki dönemde bunlardan bir tanesi. Biraz yoğunluğum var. Yine gün içerisinde 15 tane yumurta beyazı yemeye gayret ediyorum. Burada hem ekonomik benim durumum önemli hem de yine dediğim gibi iş performansım önemli. Ekonomim uygunsa bir şekilde yemeye gayret ediyorum ama dönem dönem kazanıp harcadığım paralar değiştiği için arkadaşlar. Neyse ticaret yapıyorum ona göre beslenmemi de ayarlıyorum ama şu fikstir yani 400 gram kuru pirinçten mutlaka tüketirim. Yani tüketmediğim gün yoktur bunu tüketmek zorundayım. Ben bunu tüketmezsem vücudum ciddi anlamda ufalmaya başlıyor. Bu 600 grama çıktı da oluyor ama 400 gramın altına asla pirincimi düşürmem. Karbonhidrat benim için en önemli kaynaktır. Hatta benim için proteinden bile önde gelir neredeyse. Çünkü benim ayna karşımdaki motivasyonumu sağlayan protein değil, karbonhidrattır. Evet kaslarım benim protein geliştiriyor ama benim motivasyon kaynağımdır arkadaşlar. Tabii ki de karbonhidrat. O yüzden karbonhidratı hiçbir zaman düşürmemeye gayret ediyorum. Bunun dışında kullandığım vitaminleri ve hormonları da ekrana koyayım. Sizin için iki bölüm yaptım. Hormonlar ve vitaminler olarak. Arkadaşlar şu an ben biliyorsunuz trenbolon kullanıyorum. Enantat küründeyim. Yani uzun esterli bir kür yapıyorum. Çünkü Antalya çok sıcak bir yer ve ben vücudumu kurutmak istemiyorum. Yani tamamen damar damar bir form tutmak istemiyorum. Çünkü buna hem zamanım yok hem de Antalya gibi bir yerde çok mantık dışı olacaktır bunu yapmak. Çünkü devamlı olarak hava sıcak ve vücut devamlı olarak terliyor. Yani adale içindeki suyu ve vücuttaki suyu vücut devamlı olarak deri altına topluyor. Deri altına topladığı zaman da ne oluyor? Deriniz kalınlaşıyor. Form tutmak zorlaşıyor. Bu sebeple ötürü Antalya'da çok da mantıklı değil. Zaten devamlı olarak biz su kaybediyoruz. Elektrolit kaybediyoruz. Bir de vücudu kurutursam eklem sıvılarım da azalacak. Estrogen de düşecek. Bu sefer ne olacak? Antrenmanda sakatlanma riski başlayacak. Antrenmandan verimler düşecek. Devamlı olarak perfect bir beslenme yapmak gerekiyor. Benim buna yeteri kadar zamanım yok derken bu sebeple tamamen kurmuyorum. Böyle bir form yakalıyorum. Yağlarımı %9'larda tutuyorum. Ama suyumu atmıyorum vücuttan. Bilerek suyumu tutuyorum. Ve bu şekilde formla geziyorum. Zaten bana yetiyor. Beni zaten bilen biliyor. Şimdi hormonlarıma bakalım arkadaşlar. Orada trenbolon enantat var. Ben haftada 600 mg trenbolon enantat kullanıyordum. Bunu şu an 400 mg'a çektim. Vlog içerisinde göreceksiniz. Yine 1500 mg testosteron enantat alıyordum. Yani 6 ampule tekabül ediyor. Bunu da yine 1K'ya düşürdüm. Çünkü daha yazın ortasında çok var. Yani sezon bitmesine çok var. Yani ilk başta karaciğeri çok da zorlamak istemiyorum. Ben bir blast yaptım. Biraz vücudu patlattım. Şimdi cruise'a doğru ineceğim arkadaşlar. Miligramları çekeceğim. Treni 200'e çekeceğim. Testosteronu 500'e kadar indireceğim. Ufak ufak vücudumu dinlendireceğim ve tekrar bir blast yapıp devam edeceğim. Yani blast cruise. Blast cruise şeklinde şu şekilde grafisi benim kürüm devam ediyor. Yine kullandığım hormonlar içerisinde Docinex var. Kabargolin bir tiroid ilacıdır. Bunu progesteron hormonunuzu düşürür. Klemen kullanıyorum FSH döngümü açmak için. Tamoksifen kullanıyorum. Yine LH-FSH döngüsüne yardımcı oluyor. Ama ben bunları kür içerisinde tamoksifen kullanmıyorum. Çünkü estrojenik bir yapım yok benim. Vücudumda estrojen seviyesi yükselmiyor çok fazla. O yüzden benim antiöstrojenik blokör bir şey kullanmama gerek kalmıyor. Ama tabii ki siz de bu duruma dikkat edin. Bunun yanı sıra aldığım hormonlardan T4 var. Sentetik T4 hormonu mutlaka ki kullanıyorum. Hem form tutacağım zaman hem bulk döneminde hem de günlük hayatımda T4 hormonunu hiçbir zaman kesmiyorum. Devamlı olarak kullanıyorum. Bunun dışında hormonlarda yani D3 vitamini hormon olarak sayılır mı bilmiyorum. Şu anda tıp camiası da ikiye bölünmüş durumda. Yani oraya D3'ü de ekleyebilirsiniz. Atladığım bir şey varsa zaten ekranda yazıyor. Vitamin grubunda da arkadaşlar mutlaka magnezyum, çinko, B kompleks alıyorum. B1, B6, B12.
Onun dışında C vitamini alıyorum, omega asit alıyorum. Kalsiyum nadiren kullanıyorum. Çünkü steroidler zaten kalsiyumla beraber hiperkalsemi gibi bir sebep yapıyor. Kandaki kalsiyum tutumunu arttırdığı için kalsiyum çok tercih etmiyorum. Beslendiğim gıdalardan aldığım kalsiyum yeterli olduğunu düşünüyorum. Kan değerlerim en azından bana bu şekilde söylüyor. Bunun dışında enjeksiyonluk arkadaşlar vitaminlerim var. Bemix B1'den B5'e kadar kompleks bir vitamindir. Yine videoda göreceksiniz. Serumda seyrettik nasıl vurduğumu. Bir B12 kullanıyorum Dodex olarak arkadaşlar. Haftada bir enjeksiyon yapıyorum. Yine düşünüyorum atladığım bir şey kaldı mı vitaminlerden bilemedim. Kaldıysa zaten ekrana ben koydum. Ekrandan siz de takip edersiniz. Bunun dışında kürüme bakalım arkadaşlar. Kürü ben ekrana getireyim. Bu kür içerisinde görüyorsunuz. Yani kür ben 12-13 haftaya kadar gösterdim. Bunun devamında zaten ben de Blast'ı bitirip Cruise'a geçeceğim. Cruise'da geçmeden önce tabii ki Boldenon ekliyorum. Boldenon şu an yok. Daha eklemedim arkadaşlar. Ekleyeceğim. Biraz geç kaldım Boldenon için. Boldenon'u ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi her şey ekranda duruyor. Klemen kullanma zamanlarım duruyor. Boldenon'u ne zaman ekliyorum o gözüküyor orada. Neden ekliyorum arkadaşlar? Trenbolon çıkmadan Boldenon ekliyorum ki Trenbolon'u kestiğinde Boldenon'u ufak ufak kendini hissettirmeye başlamış olsun. Yani ne yaptım? Bir Noron 9'dan ilaç, bir Noron 7'den ilaç kullanıyorum. Yani bir DHT, bir Nandrolon grubuna ait ilaç kullanıyorum. Ama Nandrolon'dan Nandrolon'a geçiş yapmıyorum. Yaparsanız dik durumuyla baş başa kalabilirsiniz. O yüzden sizler de yapmayın. Önermiyorum, tavsiye etmiyorum. Denendi. Riskleri görüldü. Yapmayın bence. Onun dışında atladığım bir şey var mı bilmiyorum. Hızlı hızlı konuşuyorum çünkü video 45 dakikayı geçmesini istemiyorum arkadaşlar. Çok zor oluyor benim için. Yüklemesi falan da çok uzun sürüyor. Atladığım bir şey yoksa bu hafta zaten vlog tekrardan başladım. Bu hafta her şeyi göreceksiniz. Tekrardan beslenme, ıvır kıvır hepsini tabii teker teker koyacağım. Atladığım bir şey var mı? Sanırsam yok. O zaman ben ne yapıyorum? Şu an kapatıyorum. Sizler için videoyu hazırlayacağım. Bugün pazartesi günlerden bugüne yetiştirmeye gayret edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Bakın like'lar düşük. İzlenmiş şimdi. İzlenme attı. Like atmıyor. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Benden bu kadar. Sevgili dostlar, bugün yeni bir seriye başlayacağım. Biliyorsunuz Cem'le ilgili her hafta bir tane vlog çekiyoruz. Bir vlogda kendimle ilgili çekeceğim. Yani yine bizim bilgi videolarımız devam edecek, eğitim videolarımız devam edecek. Haftada bir gün Cem'le vlogumuz gelecek. Sporla alakalı olarak, gelişim olarak. Bir günde benim kendi antrenmanlarım, hangi vitaminleri kullanıyorum, hangi hormonları kullanıyorum. Bunları haftalık olarak sizlere analiz halinde anlatacağım. Bu da haftanın ikinci vlogu olacak. Bunun için yine iki tane eğitim videosu gelmeye devam edecek. Yani haftada toplamda arkadaşlar 4 tane video gelmeye devam edecek. Antrenman videomu atacağım. Antrenmanda hangi hareketler yapıyorum, kaç tekrar kullanıyorum, gün içinde hangi vitaminler alıyorum, neyle besleniyorum. Bunun hepsini size teker teker hafta hafta arkadaşlar göstereceğim. Çünkü benim beslenmeme göre vücudumda iniş ve çıkışlar çok sürekli meydana geliyor. Mesela bugün Clomen'e başlayacağım. Bunun nedenlerini de anlatacağım. Antrenmanda görüşmek üzere.
Sevgili dostlar, bugün günlerden pazartesi, kutsal göğüs antrenmanını bitirdik. Antrenmanla ilgili sizlere tekrar sayılarını göstereceğim, kullandığım ilaçları göstereceğim. Pump'umuzu aldık, formumuz yerinde. Bütün haftanın analizini beraber yapacağız. Yarın sadece biceps idmanı var. 40 setlik bir biceps idmanı yapacağız. Evet arkadaşlar, spora gittim. Karnımı doyuyordum, yemeğimi yedim. Ne yediğimi çekmeyi unuttum. Onu artık yarın çekeceğim. Çünkü bu bütün hafta boyunca devam edecek blok olacak. Yani pazartesiden neredeyse cumaya kadar. Aslında benim bütün antrenman sistemim 4 günde bitebiliyor. Yani 4 günlük bir vlog serisi olacak. Bugün günlerden pazartesi. Benle çalışan arkadaşlar bilir. Kilo verdiğim arkadaşlar bilir arkadaşlar. Veya benden destek alan, PT'lik alan arkadaşlar bilir. Arkadaşlar ben de pazartesi günü mutlaka bir enjeksiyon vardır. Pazartesi günü hafta başı ya vitamin enjeksiyonu koyarız. Ya da steroidlerin ilk parti enjeksiyonlarını koyarız. Bu sefer kurban benim arkadaşlar. Çünkü vlog benim vlogum. Ben birazdan kendime vitaminlerimi vuracağım. Ben her pazartesi günü vitamin uygularım. Benim için hafta vitaminle başlar. Daha sonra steroid enjeksiyonlarıyla devam eder. Şimdi ben bu videoda arkadaşlar neler vuracağım? Benim vitamin videomdan bilenler bilir. Devamlı olarak bir Bemix'ten bahsederim. Birazdan yakın çekim de size göstereceğim yine vlogumun içerisinde. Bu videoyu bir de ayrıyetten ben yapacağım enjeksiyonlar arkadaşlar. Vitamin enjeksiyonları olarak. Bir adet Bemix vuracağız arkadaşlar. Dediğim gibi Bemix'i ben her zaman sulandırıyordum. Sulandırarak vuracağız bu Bemix'i. Onun için ne var burada? Bir tane izotonik serum var veya serum fizyolojikleri de. Onu da artık biliyorsunuz. Onları da öğrendik. B12 olarak Dodex var arkadaşlar. Bu biraz zor kırılıyor ampulü. Yani videoda ampulü zor kırılırsa şimdiden söylüyorum, ampulü kırama da demeyin. Çünkü zor kırılan bir ampulü var. Yani 10 ampulden 8 tanesi zor kırılırken 2 tanesi kolay kırılıyor. Ve tabii ki de olmazsa olmaz en önemli vitaminlerin başını çeken D3 vitamini. Biliyorsunuz ki bu bir pro vitamindir. D2 olarak alınır ve daha sonra adrenal bezlerde sentezlendikten sonra güneşte D3 vitaminine cildin derinin altında dönüşür arkadaşlar. Ve D3 vitamini enjeksiyonu yapacağım. Enjeksiyonlarımı arkadaşlar omuzdan yapacağım. Bunun için elimde 21G'lik değil mi bu? 21G olması lazım arkadaşlar. 21G'lik enjektörüm olacak. Ve 21G'lik enjektörün ucuna 26G'lik enjektör ucu takıp omuzdan random kendime atış yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben bir kamerayı yakınlaştırayım. Aslında şöyle yapalım. Zaten bunda resmi bir çekim yapmıyoruz. Ben direkt tripod alayım, böyle bir geleyim arkadaşlar. Size masayı birebir göstereyim. Şöyle mikrofonu da alayım. Evet. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Hiç kesintisiz olsun. Buraları da kesmek istemiyorum. Bu bir vlog neticede. İlaçlarımız şu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi size bunları anlatacağım. Nasıl yapacağımızı oradan göstereceğim. Evet, umarım gözüküyordur arkadaşlar. Çekimleri tek başıma yapıyorum. Şimdi ilk olarak dostlar ilaçları bir hazırlayalım. Eldivenlerimizi daha sonra takacağım. Bemix ampulü arkadaşlar 2 mililik bir ilaçtır. Kendisi şöyle göstereyim. 2 mililik sarı pis kokan bir ilaçtır arkadaşlar. Hastane kokusu dediğiniz koku bunda vardır. Önce ampullerimizi bir çıkartalım. Daha sonra yine B grubundan devam edelim. Burada benim her hafta bir tane Dodex vururum arkadaşlar. Rengi kırmızıdır, su deriktir. B grubu vitaminler. Yine steroidlerde biliyorsunuz Winstor su deriktir arkadaşlar. Enjeksiyonlu, stanozol diye geçer. Bunu da böyle bir kenara alalım. D vitamini arkadaşlar ben şu şekilde kullanıyorum. Damlalık kullandığımda bende anemi meydana geliyor. Ben o yüzden enjeksiyon formunu tercih ediyorum. Kan testlerimde damlalıklarla benim vücudumda bir emilim problemi var sanırım. Almıyor arkadaşlar, vücudum kabul etmiyor. O yüzden ben IME olarak doğrudan doğruya intramüsküler enjeksiyon olarak kullanmayı tercih ediyorum. O kutumuzu da kenara alalım. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak size Bemix'in hazırlanışını anlatayım isterseniz. Şöyle yapacağız. Biraz şöyle vuralım. Yukarıdaki sıvı saç içerisinde. Bemix köpürebilen bir ilaçtır arkadaşlar. Şöyle yapalım. Beşlik enjektörümüzü aldık. 21G'lik beşlik enjektör. Arkadaşlar ucunu taktık. Altımızı kenara yerleştirelim. İlk olarak arkadaşlar Bemix'imizin bakın burada ampulleri kırmak için zaten firmalar yer yaparlar. Şu şekilde geriye doğru arkadaşlar kırdıktan sonra gayet basit bir şekilde kırılıyor. Bakın zaten elime de bulaştı. Şöyle sarı sarı görüyorsunuz. Öf, ve kokusu çok kötü. Arkadaşlar öksürük şuruna benziyor. Çocukken içen arkadaşlar varsa bilirler. Çocukken biz şurup içerdik.
Bakın şimdi arkadaşlar, şöyle görmeniz için şu şekilde çekeceğim. Rengini görüyor musunuz? Ne kadar kötü bir rengi var. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bemex'i bu şekilde doğrudan enjeksiyon uygularsanız yanarsınız. Muhtemelen enjektörü duvara kadar fırlatırsınız. Çok fena bir yanması var. Belki de en çok yakan ilaçlardan bir tanesidir. Ve zaten bu sebepten ötürü ben şimdi bunu seyrelteceğim arkadaşlar. Nasıl seyrettiğimi de göstereceğim ilacı. Kendisi gördüğünüz gibi 2 mil yaptı burada. 2 mil'e tekabül ediyor. Yani 2 mil 2 cc aynıdır arkadaşlar. Cc de diyebilirsiniz, mil de diyebilirsiniz. Bunun herhangi bir farkı yoktur. Şöyle yapalım. Şimdi tekrardan ucunu açtım. Arkadaşlar izotonik serum burada kapakçıkları vardır ve bu silikonludur. Defalarca kez buradan çekim yapabilirsiniz. Hiç problem yok. Bu kapağın kapalı hali, bu da kapağın açık halidir. Ben şu şekilde sizin de görmeniz için. Buradaki silikondan arkadaşlar aynı flakon ampul gibi düşünebilirsiniz. Yani ben buradaki serumu aslında flakon ampul gibi kullanıyorum. Serumu ters bir şekilde tuttuktan sonra bakın içerisinde serum suyu çekiyorum. 5 mil oldu arkadaşlar. 5 mile kadar ben şu an bu ilacı ne yaptım? 3 mil daha seyretmiş oldum. Ki zaten serum bu ilacın rengini de aldı arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıyorum. İlacı kenara koyuyorum arkadaşlar. Şimdi diğer ilaçlarımızı kıralım bakalım. Şimdi D vitamininden devam edeceğim. D vitamininde arkadaşlar herhangi bir katkı koymayacağım için bana 2 millik bir enjektör kafi yeterli olacaktır. 5'lik enjektöre burada gerek yok. Yine bundan aynı şekilde böyle geriye doğru arkadaşlar şu şekilde kıracağım. Gördüğünüz gibi çok rahat ve kolay kırılıyor. Dediğim gibi yağlıdır. Bu arada bu ilacın biraz dışı bir enteresan geldi. Bana yapış yapış geldi ama. Şu şekilde bunu da çekiyorum. Şöyle. Belki buraları hızlı sararım arkadaşlar. Havayla beraber çektim içerisine. Havayı zaten en son halledeceğiz. Onunla bizim bir işimiz yok. Ve ikinci vitaminimi de yerleştiriyorum. Sıra geldi arkadaşlar, zor kırılan bizim Dodex'e. Dodex beni en çok uğraştıran ilaçlardan maalesef bir tanesi. Ben öncelikle ampulü kırmak istiyorum. Bakalım kırabileceğiz mi? Genellikle arkadaşlar elimde patlıyor ki kırmayı başardım. Normalde dediğim gibi çok zor kırılıyor arkadaşlar. Dodex'lerde biraz problem var ampullerinde. Yine Dodex'e de herhangi bir katkı yapmayacağım için 2 mil veya 2,5 millik bir enjektör tercih ettim. Yine 21G ile çekiyorum arkadaşlar. 21G'lik bir enjektörle çekiyorum. Şu şekilde çektim. Gördüğünüz gibi. Daha sonra enjektörümün kapağını kapattım. Şimdi ne yapıyoruz? Şu şekilde söyleyeyim. 21G'lik enjektörlerin ucuna 26G'lik enjektör ucunu takıyorum. Bakın. Bu kadar. Bütün enjektörlerime aynı işlemi uyguluyorum. Birazdan görürsünüz, Bemex'i vururken yüzüm ekşiyecek arkadaşlar. Kamerayı kendime çevireceğim bu ilacı zerk ederken. Bemex'te şöyle bir durum var. Bemex hem IV hem IM'dir. Yani hem damardan verebilirsiniz hem de adale içine zerk edebilirsiniz. Bu sebeple ötürü arkadaşlar, yani bu Bemex'i vururken damara da gelse herhangi bir problem olmayacaktır. IMI ve IV'dir arkadaşlar. Ondan yana bir problem yok. Dodex normalde IM'dir ama duyduğum kadarıyla damardan veren de var. O konuda bilgi sahibi değilim. Bilen varsa aşağıya yazabilir arkadaşlar. O konuda ben tam bilgi sahibi değilim. Onu tabii ki uzman hekimler çok daha doğru ve iyi bilecektir. Yine burada D vitaminimiz var. Aynı şekilde bakın 3 enjektörü de hazırladım. Renk renk arkadaşlar, seçin beğenin alın. Bunlar benim arkadaşlar vitaminlerim. Ben haftalık olarak enjeksiyonluk olarak kullandığım vitaminler bunlar. Yalnız D vitaminini sadece ayda bir kez kullanıyorum arkadaşlar. Fazlası vücutta birikme yapıyor, tehlikelidir. Ben sadece bu ikisini arkadaşlar haftalık olarak kendime enjeksiyonunu gerçekleştiriyorum. Şöyle renk renk ilaçlarımı hazırladım. Yine tepsim arkadaşlar, temiz tutmaya özen gösteriyorum. Dağınık hiçbir şekilde çalışmayın. Bu işler tehlikeli çünkü. Şimdi ben açıyı değiştireyim. Kendime enjeksiyon yapacağım. Tabii önce eldivenlerimi giyeceğim. Kendimi steril edeceğim enjeksiyon bölgelerini. Ondan sonra enjeksiyonu kendi kendime yapacağım.
Arkadaşlar eldivenlerimi taktım. İşlemleri biliyorsunuz. Öncelikle enjektörün havasını alacağım. Ama ondan önce ne yapıyorduk? Tabii ki sterile yapıyorduk. Bu bir eğitim videosu arkadaşlar. Bu vlog. Burada biz bizeyiz. Baş başayız. Her zamanki gibi samimiyiz. Burada aile olarak devam ediyoruz. Ben arkadaşlar dezenfektanı pamuğa sıkmayı tercih ediyorum. Bakın omuzumdan nasıl yapıyorduk? Üçgen. Şu ortayı önce bir şöyle leş gibi temizledim. Çünkü arkadaşlar duş alamadım. Fırsatım olmadı. İlk önce normalde yapılmaması gereken şekilde temizledim. Şimdi enjeksiyona hazır bir şekilde yukarıdan aşağı bir tık ve bitti arkadaşlar. Bunun temizliğini yapmış olduk. Öncelikli olarak gülmeyin. Canımı acıtacak bir enjeksiyon yapacağım. Bakın içinde hava var. Havayı almamız gerekiyor. Bemix ampulünü yapacağım. Yani Bemix ampulü canımı yakacak ve çok yavaş göndereceğim arkadaşlar. Biraz uzun sürecek. Burada muhtemelen videoyu sararım ben. Şey yapmayın. Gülmeyin. Dalga geçmeyin. Yani dalga geçerseniz arkadaşlar bir gün sizin de başınıza gelebilir. O sebeple nedir? Bence dalga geçmeyin. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben bakın random atıyorum. Herhangi bir şey yapmadım. Ölçü falan almadım. Pazartesi gününün zorluğu budur. Pazartesileri benim acı çekme günümdür hafta başı. Vitaminlerim vururum. Zaten kullandığım bir sürü vitamin hapı var. Onları da yarın sabah sizlere göstereceğim. İlk sabah kalkıyorum. Hangilerini alıyorum, hangilerini kullanıyorum. Bunları teker teker sizlere göstereceğim. Bu şekilde vitaminlerim arkadaşlar bu haftalık bitirmiş oldum. Dediğim gibi D vitamininde sadece ayda bir defa vuruyorum. Bunu da ben kafama göre değil kan tahlilim doğrultusunda neticesinde vuruyorum arkadaşlar. Kan değerlerime baktırıyorum. Kan değerlerimdeki eksikliğe göre doktorumun tavsiyesi ve önerisi üzerine kullanıyorum. Lütfen kafanıza göre arkadaşlar kullanmayın. Bir uzmandan mutlaka ki yardım alın. Evet dostlar günaydın. Burada benim sabah rutinim var. Ben burada pirinç unuyla beraber süt karıştırıyorum. İçine şeker de atıyorum. Aramızda kalsın. Kimse söylemiş şeker attım içine. Gel kameraman arkadaşım gel. Arkadaşlar sabahları ben magnezyum çinko kullanıyorum. Magnezik. Bu benim vitaminler videomda vardı. İlk olarak bunu tüketiyorum. Bununla beraber aynı anda Benoxol B12 alıyorum. B kompleks. Antrenmandan önce aldığımda bana pump veriyor. Ben seviyorum bunun hissiyatını. Ve tabii ki olmazsa olmaz T4 sentetik T4 hormonumuz levotiroksin etkenmektir. Levotron. Bunu muhakkak ki kullanıyorum. Kullandığım ilaçların etkisini yükseltiyor arkadaşlar. Bu çok fazla söylenen bir bilgi değildir. Ve sabahları yine herhangi bir C vitamini alalım arkadaşlar. Bu markayı tercih etmemin sebebi ben bu eferdesan gibi suda erimiyor. Direkt oradan doğruya ağzıma bunu atabiliyorum. Ve suyla uğraşmak zorunda kalmıyorum. Bu sebeple türde bunu tercih ediyorum. Antrenmana şimdi gideceğiz arkadaşlar. Bugün dediğim gibi biceps antrenmanımız var. Sadece biceps antrenmanı yapacağız. Biceps antrenmanı bittikten sonra yine eve geleceğiz. Artık ne yiyeceksek, kısmetimizde ne varsa protein olarak, karbonhidrat olarak onları da göstereceğim. Ve buna ek olarak da gün içinde kalan yine vitaminler de var. Onları da antrenmandan sonra alıyorum. Sebepleriyle beraber onları da söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada Levetron'u sabah almanız gerekiyor. Sabah ona kadar almanız gerekiyor. Tiroid hormonları sabah ona kadar salgılanır. Kortikosteroidlerle beraber. O semptomları mutlaka sabah ona kadar bu ilacı almış olun arkadaşlar. Spor salonunda görüşürüz. For change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. Expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. That's a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession. All in his possession. You got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11. It's time for progression. Oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Blood
bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot. You got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chain. Evet arkadaşlar, biceps idmanı bitti. Bunları parça parça atacağım. Birazdan eve geçeceğim. Gün içerisinde antrenmandan sonra ne yiyorum, hangi vitaminleri kullanıyorum, onları da sizlere göstereceğim. O zaman önce bir kahve içmeye gideceğim. Kahveden sonra eve geçeceğim. Evde görüşmek üzere. Arkadaşlar eve geldim. Spordan çıktım. Kahvemi içtim. Eve geldim. Şimdi en sevdiğim zaman, şapkayı da şurada atayım. En sevdiğim zaman beslenme zamanı. Ben yağ kullanmıyorum. Bugün kendimi biraz şımarttım arkadaşlar. Tavuk kanadı aldım. Normalde sadece göğüs yiyorum. Ben tost makinesi açıyorum. Size onu da bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Antrenmandan sonra bu şekilde besleniyorum. Tost makinesi kullanıyorum ben. Kesinlikle yağ kullanmıyorum. Bugün kendimi şımarttım. Bugün canım tavuk kanadı istedi soslu. Arada bir kendimi şımartıyorum. Çünkü 2 gün sonra muhtemelen kardiyoya çıkacağım. Bir 50 km bisiklet süreceğim. Ben bunu orada hallederim. Antrenmandan sonra kullandığım vitaminler de arkadaşlar. Ferrum port alıyorum. Demir apı. Ve Forbiol B9 alıyorum. Bunların ikisini beraber kullandığınız zaman EPO yapar. Yani kanınızı arttırır arkadaşlar. Performansınızı yükseltir. Sos olarak da şunu kullanıyorum. Artık tavuk yemekten bir zaman sonra bıkıyorsunuz. Farklı lezzetler arıyorsunuz. Ben de farklı farklı sosları buluyorum. Akşamda Cem'in antrenmanı var. Muhtemelen Cem'in antrenmanında bir video daha çekeyim sizin için. Günü orada bitiririm. Sonra görüşmek dileğiyle. Sevgili dostlar, bugün günlerden çarşamba. Bugün de triceps idmanımız var. Ben biceps ve tricepsi farklı günlerde çalışıyorum. Beraber çalışmıyorum. Kollarım gelişmediği için tek bir adaleye fazla hareket giriyorum arkadaşlar. Normalde herkes için uygun değildir. Ama ben bu şekilde verim aldığımı düşünüyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Şimdi gidelim ufak bir triceps idmanı yapalım. Şimdi eve gidip karnımızı doyuracağız. Akşam yine Cemil İdman var. Bugün de tavuk göğsü yiyeceğim. Evde ne yediğimi sizlere göstereceğim. Tekrardan her gün öğün arkadaşlar, biliyorsunuz, gösteriyorum. Bakalım bu hafta neler yaptım, kaç gram protein aldım, hangi hareketler yaptım. Hepsinin özetini ayrı bir şekilde sizlere anlatacağım. Hadi bakalım, evde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugün triceps idmanımızı bitirdik. Eve geldim. Bayağı acıktım bu arada. İştahım açıldı. Herhalde hava değişiminden ötürü doğrudan yemeğe oturacağım size. Bugün antrenmandan sonra ne yediğimi de göstereyim arkadaşlar. Hemen çeviriyorum. Arkadaşlar şöyle yaklaşık 330 gram kadar pirinç yiyorum. Antrenmandan sonra, yani pilav yiyorum. Günde 400 gram ben ortamda kuru pirinç tüketiyorum. Yine tavuğum var arkadaşlar. Bu kadar tavuk aslında fazla bile. Yani
Bu da nereden baksanız 80 grama yakın protein var. Bu bile fazla aslında. Bunu bile almaya gerek yok. Yani 30-40 gram yeterli olacaktır protein değeri olarak. Haftada 2 gün, 3 gün mutlaka arkadaşlar turşu yiyorum. Hem bağışıklığımı kuvvetlendirmek hem bağırsaklar için. Yine mutlaka arkadaşlar yanında yeşillik de oluyor. Yani yeşilliği arkadaşlar ve probiyotik bakterileri kesinlikle ihmal etmiyoruz. Yine mutlaka karbonhidrat ve proteinimizi de antrenmandan sonra almaya gayret ediyoruz. Şöyle döneyim. Yine burada birazdan içeceğim. Yemeğin üzerine çıkıyor arkadaşlar. Aç karnına demir içmemesi gerekiyor. Yine B9 folik asitle ferritinin yani demir ilacımızı da birazdan alacağım arkadaşlar. Evet dostlar, bugün benim yine enjeksiyon günüm. Bugün de ilaçlarımı vuracağım. Hangi ilaçları kaç miligramda kullandığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Neden hangi miligramlarda kullandığımı da söyleyeceğim. Biliyorsunuz benim kanalımda her şey şeffaf, en doğal halimle ben size her şeyi anlatıyorum. Yine vloglarımda da var normal yaşantım, oradan da izleyebilirsiniz. Bu vlog serisi de bildiğiniz üzere sadece benim spor hayatımı ele alacak. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar ben bu markayı tercih ediyorum. Benim kullandığım marka bu. Hani reklam gibi düşünmeyin. Soranlar olduğu için ben gösteriyorum. Ben bu markayı kullanıyorum. İsteyen arkadaşlar da yardımcı oluyorum bu konu hakkında. Yani reklam bilir arkadaşlar. Ben bu tarz bir şey yapmıyorum. Beni ilgilendirmiyor. İsteyen istediği yerden temin etsin, alsın. Ben sadece kendimle alakalı olanları söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, benim elimde İrani testosteron kalmıştı. 4 tane aslında kalmamıştı. Arkadaşımdan aldım. O bırakmıştı. Bıraktığı için dedim ver bana, ben hemen onları kullanırım. Şimdi 4 tane vurdum. Normalde arkadaşlar geçen hafta kadar 6 ampul kullanıyordum. Bu hafta artık 4'e çektim. Vücudumu biraz dinlendirmem gerekiyor. Biraz yordum çünkü daha yaz gelmeden form tutmak istemiyorum. Vücudu da çok yormak istemiyorum. Asıl formu yaz geldiği zaman tutacağız. Daha henüz erken. Temmuz var, Ağustos var arkadaşlar. Şimdi bunun yanına normalde 600 mg trenbolona ekliyordum. Şu an bunu da 1 ampul kıstım arkadaşlar. 2 ampule kadar çektim. Normalde ben 600 mg kullanıyorum. Biraz yüksek bir doz evet ama benim vücudum buna tepki veriyor arkadaşlar. Yine testosteronu 1500 mg alıyordum. Zaten şurada vurduklarım yazıyor. Bakın daha önce ayın 26'sında ben bu kilo başlamışım. 3. ay 26'sında başlamışım. Cumartesi günü 500 mg testosteron, 500 mg tren vuruyormuşum. 2000 evi gel çekip 8 ünitede IGF-1 vuruyormuşum arkadaşlar. Mesela ondan sonra da yine aynı şekilde devam ediyormuşum. Benim kilom bu şekildeymiş. 5. haftada sonrasını yazmadım arkadaşlar. Gerek duymadım. Bilerek başlarda yazdım ki herhangi bir sıkıntı olursa, o 5 hafta benim için önemli, 5 hafta içerisinde herhangi bir sıkıntı olursa ilaçları change edecektim veya miligramları değiştirecektim, oynayacaktım. 5 hafta boyunca problem yaşamadan verim aldığım için oraya not etmeyi bıraktım. Her şey zaten burada fazlası duruyor. Şu şekilde göstereyim. Yaklaşabilirsin istersen. Gel masayı göster. Arkadaşlar ben bu sefer biraz ilaçları seyretmek için 2 ampul E vitamini kullanacağım. Çünkü biceps ve tricepslerime ortalama 2'şer mil enjeksiyon uygulamak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu benim trenbolonlarım arkadaşlar. Trenbolon enantat, testosteron enantat ve E vitamini. Yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar 21 mil, 22 mil. Bunu hep unutuyorum ben ya. Bu 21 evet. Yeşil 21, siyah olan 22'dir. 21 G'lik enjektörüm var arkadaşlar. 5 mil. Her 3 tane ben enjektörü fulluyorum. 3 enjektörü de fullleyeceğim. Sadece 1 mil hava kontrolü için bırakacağım arkadaşlar. 4 mil, 4 mil, 4 mil şeklinde olacak. Ve ben biceps ve tricepslerime 2, 2, 2, 2, 2, 2 olarak dağıtacağım arkadaşlar. Artan olsa abdominalden vururum veya omuzdan gönderirim. Yine ne yapacağız? 26 G'ydi arkadaşlar. Ucuna takacağız. Bir tane örnek ben size göstereyim. Şu şekilde. Tabii şu an burası steril değil. Enjeksiyonu uygularken steril edeceğim ortamı. Anlatacağım da. Testosteron elimde parçalandı. Arkadaşlar bazen olabiliyor böyle şeyler. Testosteron parçalanabiliyor. Şimdi kapatıyorum. Biraz acı çekmem gerekiyor. Akşam yine Cem'in antrenmanı var. Cem'in antrenmanına gideceğim. Hani çekim yaparsam kendi blogumla ilgili yaparım. Yapmazsam zaten Cem'inkini çekiyoruz arkadaşlar.
Bugün başka yapacağım bir şey var mı sizlere göstereceğim? Sanırsam yok. Olmadı. Yarın sabahtan tekrar bloğa devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bugün de sırt idmanını bitirdim. Benim için hafta burada sonlandı. Gün içinde belki bu hafta ile ilgili bir değerlendirme yaparım evde. Ondan sonra bu haftanın vlogunu kapatırım. Muhtemelen bu vlogda pazartesi günü yayınlarım ki bütün haftanın özeti içinde olabilsin. O zaman ne diyorum? Daha sonra görüşmek üzere deyip şimdilik kapatıyorum. Dostlar, dayanamadık. Biz gene kardiyo çıktık Cem'le beraber. Şöyle bisikletlere bir göstereyim. Enerjilerimizi aldık. Şimdi buradan nereye bir gözlemeye gideceğiz değil mi? Gözlemeye gideceğiz arkadaşlar. Hakkımızdır, yakıyoruz çünkü. Bunu benim vlogda yayınlarım. Cem, senin vlogda da koyarız bunu. Yoldan kesitler gösteririm arkadaşlar. Yolda görüşmek üzere diyelim. Bir de gözlemeyi de gösterir miyiz? Gösteririz. Gözlemeyi de. Ortamı da gösteririz. Ortamı da gösteririz. Kendinize dikkat edin. Birazdan tekrardan şey yapacağım, çekim yapacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi Antalya'nın bütün doğasının içinde, güzelliğin içinde Cem'le beraber şöyle kardayı çıktık. Normalde her hafta sonu yapıyoruz ama kilo verdiğimiz için yapmıyorduk. Dayanamadık arkadaşlar. Tren kolumuza bas bas dedi. Tren içimizde patladı. Biz de kendimizi vurduk yollara. Cem, bugünkü rotamız kaç kilometre? 30-50 kilometre arası var. 30-50 mi? Evet. 30-50 oğlum, çok büyük fark var orada. Kafamıza göre diyorsun. Kafamıza göre, yani dönüş yolumuzu kendimiz belirleyeceğiz. Daha belli değil şu an. Değil mi? Evet. Arkadaşlar, bu Çakırlar istikameti diye geçiyor. Antalya'da. Çakırlar'da gözlemleri alır. Biz bir oraya gidiyoruz. Orada karnımızı doyuyoruz. Ondan sonra kafamız nereye eserse yolu uzata uzata arkadaşlar. 50 kilometre falan tamamlamaya gayret ediyoruz. Tabi halimize, durumumuza göre. Hava da çok sıcak. 36 derece var herhalde bugün, değil mi? 36 derece var. 36 derece var şu an hava. Hava sıcaklığına göre arkadaşlar, durumumuza göre uzatıyoruz. 50 kilometreye tamamlamaya gayret ediyoruz. Kimi zaman oluyor, kimi zaman olmuyor. Çünkü altındaki bisikletler 26 çapları çok. Şey, bisikletler değiller. Yol bisikleti değiller. Bu şekilde. Birazdan size yediğimiz gözlemleri de göstereceğim. Bir sporcunun beslenmesi, bir öğünüm nasıl geçiyor? İyi arkadaşlar, gözlemecilerle görüşürüz. Arkadaşlar, şu güzelliğe bakın ya. Antalya'da işte bu sebeple ötürü yaşıyoruz. Yani her yer yemyeşil. Biz bugün dağ yoluna gitmeyi tercih ettik. Normalde Beach Park'a gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bisiklet yolumuz var. Size orayı da göstereceğim. Kardiyo için buraları tercih ediyoruz ama dağ biraz daha böyle boş olduğu için daha hızlı bisiklet sürebiliyoruz. Daha tempolu gidebiliyoruz. Şu güzelliği sadece size göstermek istedim gözlemeden önce. Arkadaşlar, Çakırlar'a geldik. Burası Çakırlar'da gözlemeciler diye geçiyor. Kötü bir öğün geçireceğiz. Gözlemeli kaşarlı bir öğün yiyeceğiz. Arada böyle şeyler yapıp vücudu rahatlatmak da lazım. Şöyle değil mi Can? Evet. Acıktın mı? Acıktım vallahi. Çok acıktık. Acıktım. Çok acıktık. İyi bisiklet sürdük ona. Hava çok sıcak arkadaşlar. Şu halime bakın ya. Şu halime bak. Mahvolduk. Etrafı da göstereyim Cem arkadaşlar. Bir etrafı göstereyim arkadaşlar. Bunlar bizim bisikletler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası da böyle bir yer. Böyle yukarılarda oturmak için localar var. Localar. Harikulade bir yer. Evet. Yemekler geldiğinde devam edelim çekmeye. Arkadaşlar, Cem'in bu haftaki vlogunu başlamadan önce size Cem'in yanında gezdirdiği ilaç poşetini takdim etmek istiyorum. Vitaminleri,
bir takım hormon ilaçları, vitamin kutusu. Hadi vitamin arkadaşlar. Kutusu neyine yetmiyor da kutuların yanında taşıyor. Amacın ne? Yetmiyor, gözüm doymuyor. Hepsini içmek istiyorum. Şöyle bir kargacık burgacık et, bir görsünler. Arkadaşlar da görsün, bir kargacık burgacık etsin ilaçları. Burada. Daha da var mı? Vallahi daha da var. Hepsi burada taşıyorum işte. Adam eczane gibi geziyor ya. Ayaklı eczane. Arkadaşlar spor yapmak kolay değil. Yani. Cem'cim üzerini neden çıkarmıyorsun kardeşim? Yok kardeşim, teşekkür ederim. Arkadaşlar Cem'in karaciğerini patlattık sonunda. Patlattık, evet. Cem'in karaciğer patladı. Şimdi şöyle bir durum var. Size hem sivilceleri göstereceğiz zaten blok içerisinde. Evet. Hem de bu sivilceleri nasıl tedavi ettiğimizi anlatacağım. Anlatacağız. Yani sivilce tedavisi kür içerisinde nasıl gerçekleşiyor, bunu da anlatacağım size. Bu da sizlere hani çok merak edilen bir konu olduğu için bir örnek olabilir, yardımcı olabilir arkadaşlar bu videoda. Şimdi kapatıyorum. Cem ilaçları çıkardığı için bir göstermek istedim sizlere. Bloğun devamında görüşürüz. Videoda görüşmek üzere.